Sayın basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber okuduk. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan rüşvet iddialarının o dağındaki danışmanlarından Ersin Taranoğlu ve Korkmaz Karaca için gereğini yaptık demiş. Nedir gereği? Danışmanlık görevinden almışlar. Yahu haklarında yenilir yutulur iddialar olmayan bu kişiler hakkında Cumhurbaşkanı danışmanlığından alınınca gereği yapılmış mı oluyor? Neymiş? Zehra Taşkesenoğlu da bir daha milletvekili yapılmayacakmış. Bu yaptığınız işin hukuk neresinde? Zehra Taşkesenoğlu kardeşi ve kocası üç yıllık bir evliliğin sonunda boşanma davasında daha sonra gizlilik kararı getirip kimse görmesin diye Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir boşanma davasına erişim engeli geldi, haber yasağı geldi. Kendi dilekçe yazmış. 70 milyon TL diyor, benim sayemde kazandın, hakkımı ver diyor kocasına. Ve iki buçuk milyon dolarlık bir parayı da nakden verdiğini söylüyor. Bunlar öyle küçük paralar değil. Bunlar örneğin bir memurun ömrü boyunca çalışıp da aldığı emekli ikramiyesinin 200 katı. Tam 200 katı kadar 200 memurun 25 sene, 30 sene, 35 sene çalışıp aldığı emekli ikramiyesini 2 senede kazanmış. Anadolu'da kimsenin adını sanını bilmediği bir milletvekili çünkü kardeşi geçmişte Bankasya'da görevli Sonra gelmiş Halk Banka, Vakıf Banka, SPK'ya gelmiş. SPK'da şirketlerin tahtalarını kapıyorlar, ceza yazıyorlar. Araya girmeler, randevu almalar, onları affetmeler karşılığında çil çil rüşvet dolarlar. Efendim orası tıkandıysa buraya gidelim deyince orada sarayın başka bir danışmanı para istiyor. Erdoğan'dan randevu ayarlayacağım diye bir başka danışman para istiyor. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki her taraftan kuşatılmış, kim kimi tutarsa dolar istediği, euro istediği, rüşvet istediği bir saray düzeni kurulmuş. Bu aslında herkesin bildiği, herkesin konuştuğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde erdemliler hareketine inanmış bugün savruldukları noktadan tüyleri diken diken olmuş, midesi bulanmış insanların da rahatsızlıklarını dile getirdikleri her şeyin parayla, pulla, yüzdeyle, birilerinin yüzde onunu, yüzde yirmisini vermeyle hallolduğu bir tuhaf düzen içindeyiz. Ve diyor ki ben iki danışmanı görevden aldım, halloldu. Ben o danışmanların savcılık onun haberini okumadım. Ben o danışmanların gözaltı sürelerinin uzatıldığını okumadım. Onların verdiği bilgilerle genişleyen bir operasyon, kelepçeler, gözaltılar polis arabasına bindirmeler, jandarma minibüsüne sokulmalar. Görmedik bunları. Adalet sistemi öyle işliyor. Bu nasıl bir iş? Danışmanlıktan aldım oldu. Daha önce de bir sürü danışman aldı. Sonra tıpış tıpış arka kapıdan geri aldım bir sürüsünü. Ayrıca şunu hatırlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Altı tane, dördü Büyükşehir, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Ankara ve Düzce ve Nide belediye başkanlarını zorla istifa ettirdi. Kimi güle oynaya etti, reis istedi diye, kimi ağlaya ağlaya gitti. Bu kişileri şöyle söylüyordunuz, kendileri istifa ederlerse ederler, etmezlerse biz gereğini yaparız. Bunun hukuk sistemimizde karşılığı şu, gereğini nasıl yapacaksın? Örneğin herhangi bir lider belediye başkanı istifa et dedi. Etmediğinde gereğini yapıp onu görevden alma yetkisi yok ki. İki ima. Bir terör. O zaman FETÖ çok konuşuluyordu. Terör varsa alırsın yerine kayyum atarsın. Mevcut KHK'ya göre. Öbürü de yolsuzluk. Savcı gider gözaltına alır tutuklar. Başka bir ihtimal yok. Peki bu kişiler istifa ettikten sonra Hangisi hakkında savcılığa suç duyurusu? Hangisi FETÖ'cüymüş, hangisi yolsuzluk yapmış? Bu kişilerden kahrından ölenler oldu. Pişkin pişkin oturup tweet atmaya devam edenler var. Ne olacak peki? Ne olacak? Yani bu kişiler hakkında bir yolsuzluk ya da bir terör örgütü irtibatı varsa açıklayın gerisini yapın. Yoksa neden istifa ettirdiniz? Onu bir açıklayın bakalım ki istifa etmezse biz gereğini yaparız dediğiniz kişilere terör ya da yolsuzluk suçlamasıdır. Bir bu şartlarda AKP kendi hukukunu yaratmış. Gazeteye haber olana kadar, televizyona haber olana kadar hiçbir sorun yok. Bu kirli çarklar tıkır tıkır işliyor. Haber olunca önce susuyorlar. Ay yuka çıkınca sen o görevi bırak. Bu mu ceza? Bu mu bunun karşılığı? Bu kadar tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz. Milletin kursağından geçmeyen parayı bir kenarlarda istifliyorsunuz rüşvet paralarını. Ondan sonra biz gereğini yaptık. Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilebilir bir mesele değildir. Böyle bir hukuk düzeni olmaz. Ama bu hukuk düzeni ittifak ortaklarınca da kabul görmüş. Çünkü birlikte yapıyorlar bu işleri. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karaburun ilçe başkanı Erkan Özer bir tanıkla kavga ediyor. Olmayacak işler oluyor. Gözaltı kararı yapıyorlar ve tutukluyorlar. Cumhuriyet savcısıyla bunu talep eden, uygulayan Asliye Ceza Hakimini Şanlıurfa'ya sürdüler. Şanlıurfa'ya. Neden? Nasıl sen MHP'nin Karaburun ilçe başkanı tutuklarsın kardeşim? Böyle bir düzen tutturmuşlar. Dün de çıkmış, Günde çıkmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel sekreteri İsmet Büyük Ataman dünya kadar hakaret, iftira, söz, terör örgütü adanmalar falan efendim altılı masa terör örgütleriyle berabermiş. CHP teröristlerle berabermiş falan. Bunu da şeye dayandırıyor. Demirtaş'ta da Kavala'ya özgürlük demişiz diye. İkisiyle ilgili yüksek mahkeme kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Mahkeme kararının üstünde olan kim ki? Suçsuzluklarına mahkemeler, üst mahkemeler karar vermiş. Ama halen daha efendim ben burada oldukça diyor onları salmam diyor. Bunun üzerinden CHP terör örgütleriyle berabermiş. Yetmiyor. Diyor ki bu kirli ittifakın diyor Türkiye'yi yönetme provasını ortak adaylarla kazandıkları sanki kendileri ortak aday göstermediler oralarda. Hepisini bizim ortak aday gösterdiğimiz her yerde sizin de ortak adayınız vardı. Sizinkilerde de bizim vardı. İttifak sistemi bunu getirdi. Siz getirdiniz Türkiye'ye bunu. Mersin, Adana, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde terör örgütü mensuplarının kadrolaşmalarına kadrolaşmalarını görüyormuş beyefendi. Bu belediyeler adeta terör örgütünün propaganda merkeziymiş. Şimdi bu iddiaları ispatlamayan müfteridir. İsmet Büyük Ataman sen bir müfterisin. Mersin, Adana, İstanbul ve İzmir'deki terör örgütü üyelerinin orada istihdam edildiğini iddia ediyorsun ama ispatlayamıyorsunuz. Soylu da dedi bunu 500 bilmem kaç dedi yok. Müfterisiniz. İsmet Büyük Ataman sen bu sözleri söyleyecek kadar basitsin de diğer taraftan şunu söyleyelim. Yolsuzluk var diyemediğin için PKK, HDP, FETÖ, Dødødødødødø diyorsun. İsmet Büyük Ataman. Şimdi eğer sözünün eriysen, yiğitsen, mertsen çıkacaksın. Bunlara cevap vereceksin. Bir tane büyük şehriniz var. Bir tane büyük şehriniz var. Manisa Büyükşehir Belediyesi. Belediye Başkanı Zengiz Ergün. Bak kardeşim. Manisa Yunus Emre ilçesinde Karakoca köyünde önce İlgiler Bankası'ndan gelen parayla köyün yolu, kanalizasyonu falan yapılıyor. Ne güzel ama emsel köylerde yok. Allah Allah diyorlar. Karakoca'ya talih kuşu kondu. Biz memnun oluruz. Keşke bütün köylere yapılsa. Hemen ardından bu köyde dağın tepesinde, ortasında bir arsa. Bu arsa için imar değişikliği yapılarak dağın ortasındaki arsaya mevzi imar plan değişikliği yapılarak orası ekoturizme açılıyor ve bizim belediye meclis üyeleri diyor ki her tarafı orman. Burası ekoturizm olması için dünya ağaç kesilecek mahkemeye başvuruyorlar. O sırada buranın sahibi de Talha Ferruh Güvenir diye bir kardeşimiz. Birisi. Ve diyor ki bizimkiler olmaz. Durduk yerde gittiler. Etrafı tamamen çam ağaçları olan bir yeri turizme açtılar. Ağaçlar kesilecek. Bu bütünleşik bir planda olur. Bir kişiye özel olmaz diyorlar. iptali için. Bu olay olduğunda Talha Bey burayı aldığında 2 Şubat tarihi almış burayı. Bizimkiler de doğaya yazık diye itiraz ediyorlar. Mahkeme çağrı yaparken arsa sahibine çağrı yapılacak ya ihbar. Aa. Arsa sahibi Talha Bey değil de Merve Ergün. Cengiz Bey'in kızı. Nasıl oluyor bu iş? Meğersem Talha Bey de yakın arkadaşıymış. Biz bilmeyiz. Ve bir anda Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyonun yolunu yaptığı, en tepesinde arsa açıp ekoturizmi açtığı yer Cengiz Bey'in kızına ait çıktı. Biz bu şaşkınlık içindeyken mahkemenin bilirkişiye başvurduğu bilirkişi raporu da dün geldi. Rapor diyor ki, dava konusu 101 ada 291 parsel özelinde. Parantez içine yazmış, tek parsel tek parsel. Herhangi bir bütüncül koruma amaçlı imar planının herhangi bir etabında yer almadığı, yani kişiye özel olduğu tespit edildiğinden diyor. İlgili yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Dava konusu bir bölü bin ölçekli uygulama imar planında belirtilen açılardan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararlı uygunluk yoktur diyor. İsmet Bey, bir tanecik büyük şehriniz var. Bizim on tane var, dünya belediye var. Terör örörü ör diyorsun da, yolsuzluk, molsuzluk, ıvır zıvır. Bak bir belediyem var, başkasına yapmış. Ama mahkemeye biz tesadüfen başvurup, ya iptal edin, ağaçlar kesilmesin deyince bir bakmışız, belediye başkanının kızı. Bu bir. İsmet Bey, bununla kalsa neyse. İki. Manisa Bursa İzmir, İzmir sürat yolu geçer Manisa'nın ortasından. Çevre yolu otoban yapılana kadar hep oradan geçiyordunuz. O yol bu yol. Bursa İzmir sürat yolu. Bu yolun üzerindeki 3000 metrekareden büyük arsaların imar planları 5 kattan 15 kata çıkarılıyor. 5 kattan 15 kata emsallere iki buçuk emsal veriliyor herkes yararlanacak canım belediye başkanımızın da orada arsası olamaz mı olabilir bu arsada tam 4876 metrekare 5 kattan 15 kata çıkacak diyebilirsiniz ki ya kendi şeyine yükseklik vermiş ama kat vermiş ama Başkaları da yararlanacak. 3000 bin metrekareden büyükse. Ama İsmet Bey bakın buraya bakın. Bu burada bir yeşil alan. Bu parsel Cengiz Bey'in. Bu parsel Cengiz Bey'in. Bu parsel Cengiz Bey'in. Burada depolar var. Kiraya vermiş falan. Bu imar planı sırasında bu yeşil alanı aşağıya alıyorlar. Bu yeşil alanın yerine Cengiz Bey'e buradan yer veriyorlar diğer parselleriyle birleştiriyorlar ve 4800 metrekarelik yer çıkıyor 22 bin metrekareye ve hepsinin yola kenarı var. Hepsi birden 15 kat. İsmet Bey biraz utanmak olur mu acaba? Cengiz Bey utanmadı siz utanır mısınız acaba? Dün CHP'li belediyelere laf ediyordunuz. Bakın olan şu yol buradaki yeşil alan buraya bu parsel, bu parsel, bu parsel birleşiyor ve toplam 8 bin metrekareden 20 pardon 4.800 metrekareden 22.800 metrekareye çıkıyor tamamı hepsi 15 kat. Normalde sade bunu hak edecekken bunların hepsini yapıp bu yeşil alanı artı yapıp buraları Cengiz Bey'in ve toplamda 8 bin metrekare, bakın açıklama yapmış, tapu alanı artmadı diye aynı tapu alanında ilave 8 bin metrekare inşaat alanı ve bakın ne çıkıyor ortaya kendi arsalarında buradan artışına bir şey dediğimiz yok, bütün herkes alacak diye bence etik değil. Ben olsam kendi yerime böyle bir şeyin olacağı bir imar planına evet demem ama. Bu adadan ilave 28 daire. Bu parselden ilave 40 daire. Bu parselden ilave 25 daire. Ayrıca yeşil alandan kazandığıyla yüzün üzerinde daireyi ilave alıyor ve oranın bir cazibe alanına dönüşmesiyle de ama hiçbir şey olmasa en mütevazi hesapla 350 milyon TL'lik fazladan para kazanacak bu işten. 350 milyon TL. İsmet Bey acaba birazcık ara eder misiniz? Burada hiç utanmadan yaptılar da siz partinin genel sekreti olarak çıkıp buna cevap verir misiniz? Kim yapmış bu imar planını İsmet Bey? Bu imar planını Ahmet Turgut yapmış. Tanıdık geliyor mu? 2009 MHP adayı olabilir. 2015 MHP millet pardon 2009 İstanbul Büyükşehir adayı. Şehir plancısı. 2015 milletvekili adayınız halen daha Bengü Türk TV'nin yönetim kurulu başkanı. Ben size ne diyeyim İsmet Bey? Bu millet Milliyetçi Muhafazakar Partisiniz diye inanıp oy vermiş. Böyle mi milli değerlere bağlısınız? Bu mu sizin muhafazakarlığınız? Ümid ederim, ümid ederim. Derler ki devlet beyin parayla pulla işi olmaz. Birisi devlet beye bunu anlatsın. Desin ki devlet bey İsmet bey susuyor ama bizimkiler bir belediyede ne işler çeviriyor? Devlet bey güvendiği namuslu birisini görevlendirsin bir bu işlere baksınlar. Bir göstersinler. Yok desin bunu yok desin Cengiz bey. İlave 8 bin metrekare inşaat alanım olmadı desin. Ama eğer MHP buna susacaksa Demek ki bu işte gerçekten bir kurumsal kabulleniş var demektir. Onu da birkaç gün içinde göreceğiz. Ha, AK Parti buna niye sustu ya? AK Parti şöyle sustu arkadaşlar. Eski evlendirme dairesini bu sırada bu işlemler yapılırken hepimizin evlendiği Fatih Parkı, Fatih Sultan Mehmet'in koştuğu, büyüdüğü, ata bindiği parkı gören harika evlendirme dairesini TÜGVA'ya verdi bunlar. Aynı kararla biz bozdurduk. Bizim belediye meclis üyelerimiz başvurdu. Geçtiğimiz günlerde belediyeye iade edildi. Türk Veya verilmesinde nasıl bir kamu yararı var diye. Yine aynı günlerde Manisa Keçiliköy'deki rekreasyon alanını imara açtılar. Hani Turan diyorlar ya, Turan'a kalpten inananlara saygım sonsuz. Ama soyadı Turan olan biri üzerinden dünya kadar AK Partili'ye rekreasyon alanını imara açıp Arsalar yerler yarattılar. Aynı günlerde yaptılar bunu. Öyle olunca AK Parti grubu da evet verdi. Türkvan'ın aklına, Keçili Köy'ün hatırına. MHP'de zaten Ahmet Durgut televizyonun başında. Milletvekili adayı dördüncü sıraymış. Üç çıkmış İstanbul'dan 2015 7 Haziran'da. O çizmiş yapmış. Cengiz Bey de kendi arsalarını bu kadarcık yere alacakken bu kadarcık yere 15 kat almış. Nasıl oluyor bu işler? Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden birileri çıkar buna cevap verir diyorum. Ha siz yine bu akşam trollerle küfredersiniz, tehdit edersiniz ayrı konu. Ama bu kadar kirlenmişliği sahiplenip Manisa'da sizi orada oturtmazlar. Geldikleri gibi giderler diyorlar ya. AK Parti Sümerbank yolsuzluğu yapmıştı. AK Parti o yolsuzluk dönemindeki belediye başkanı tekrar aday gösterince Manisa karar verdi, gönderiyoruz diye. O sırada Manisa Spor Başkanı Cengiz Ergün aday oldu. MHP'den geldi. Büyük bir imar yolsuzluğu, büyük bir haksızlık, büyük bir özelleştirme kepazeliyle. O günlerde bu kardeşiniz onlar 40 kişiydi. Onlara 40 haramiler demişti. Öyle takıldı duruyor 40 haramiler lafı. 40 haramilerle geldiler. Şimdi haramilik yaparak gidecekler. Bu Manisa özel bir şey değil. Bir tane büyük şehirleri var Manisa'da. Allah muhafaza ya Mersin bunlarda duraymış. Allah muhafaza bunlar Adana'yı alaymış. Hani olmaz da bunlar bir büyük üç büyük şehirden birini alaymış neler olacakmış. Ben bu işe devlet bey bir hamle yaparsa çıkıp buradan devlet beye teşekkür edeceğim. Yok hep birlikte susarlarsa kurumsal kabulleniştir. Bir dahaki toplantıda da onun altını çizeceğim. gündemimize devam edelim. Manisa'yı yiyen kurtlardan yurtların sorununa geçelim şimdi. Dün Gençlik ve Spor Bakanı bir açıklamada bulundu. Yurtlarda yüzde seksen kapasitenin dolduğunu ifade ediyor. 2022-2023 yılında 4 milyon öğrenci var. Açık öğretim hariç onu da eklerseniz 8 milyon oluyor. Ama Türkiye'de 800 yurt var. 825 binde kapasite var. Yani yüzde 20.6. Biz öğrencimizin yüzde 20'sine yurt verebiliyoruz. Yurdun yüzde 80'i ilk yerleştirmede dolmuş. Diyor ki bu iyidir, büyük bir başarıdır. Geçen yıl 700 bin kapasite vardı, bu sene 800 bin oldu. Öğrenci sayısı da arttı. Yüzdesel olarak değişen bir şey yok sayın bakan. Bir kere bunu bilelim. İkincisi yurtlar Türkiye'de asimetrik dağılmış. Yani Anadolu'da bazı yerde neredeyse tüm öğrenciye yırtacak yurt var. Bu iyi bir şeydir. İstanbul'da yüzde dört buçuk. Ve öğrencinin çoğu İstanbul'da. Sen bana yüzde söyleme, sen bana rakam söyle. Senin dört milyon öğrencim var. Bunların 800 binine yurt verebiliyorsun. Yirmi yıldır iktidardasın. Kim ne istediyse verdin. Toki'ye her yere her şeyi yaptırdın. Bir tek yurt yaptırmadın. Bugün geldiğimiz noktada halen 100 bine yakın öğrenci, 83 bin küsur ama daha yeni yerleşecek olanlar var. Ek yerleştirmeler. 100 binin üzerinde yer öğrenci bir kere açıkta. Ne der? Bu sene kazananlardan. Bir de geçtiğimiz yıllarda kazanıp yurt çıkmadı diye eve çıkanlar var. Yurt çıkmadı diye özel yurtta kalanlar var. Yurt çıkmadı diye cemaat yurtlarına gidenler var. Ve Sayın Bakan, Gerçek bir çözüm üretecekseniz kanun teklifimiz var. Siz verin, sizin milletvekilleriniz versin. Biz altına imza atalım, destek verelim. Şöyle bir kuru uygulama var. Kamu yararına vakıfların yurtları. Lafı uzatmayalım. Türgev, tıkva, okçuluk, mokçuluk. Yani kamu yararına vakıfların yurtlarında bir öğrenci kalıyorsa, kredi yurtlar kurumuna maliyeti kadar destek veriyorsunuz. Geçen sene 840 liraydı bu sene 1400 lira civarında hesaplanıyor. Bu parayı Bilal Erdoğan'ın yurtlarına, Burak Erdoğan'ın yurtlarına, Sümeyye Erdoğan'ın yurtlarına, onların görev yaptığı kurumların yurtlarına veriyorsunuz. Gelin bunu bütün yurtlara verin. Öğrenciye vereceksiniz yurtta kalmak şartıyla. Ya da evde kalan öğrenciye verin, kirasına destek olun. Dört öğrenci parayı birleştirdi mi bir ev alır, bir evde kalır. Sen 1400 lira verirsen üstüne 300 500 de kendi koyar. Gider özel bir yurtta kalır. Ama sen kendi Recep Tayyip Erdoğan'ın evlatlarının yönetiminde olduğu yurtlara bunu veriyorsun. Evde kalana vermiyorsun. Bu adalet değil. Özel yurta vermiyorsun. Bu adalet değil. Bunun bir kez daha altını çiziyoruz. Yurt kapasitesi 700 binden 800 bine şöyle çıktı. Tayyip Bey ne diyordu? Yurtlarımızda iki bilemedin üç kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi yatırıyoruz. Öyle altı kişi sekiz kişi kalmadı diyordu. Şimdi o ikililere ransayı koydular. Altı kişi sekiz kişi yaptılar. Şu anda devlet yurtlarında geçen sene dört kişi kalan bu sene sekiz kalıyor. Iki kalan altı kalıyor kardeşim. Kapasitede öyle artmıştır. Bunu da bir kez daha herkesin dikkatine sunarız. Tabii yurtlara değinmişken 12 Eylül pazartesi günü okullar açılıyor. Bütün öğretmenlerimize, bütün öğrencilerimize, okullarda emek verecek bütün çalışanlarımıza hayırlı bir öğretim yılı diliyoruz. Ama öğretim yılı yine önemli sorunlarla açılıyor ve temizlik elemanının olmadığı, güvenlik personeli gibi eksiklerin olduğu, bunların velilerin karşılaması ile ilgili işte para birleştirirseniz bir temizlik personeli alırız, daha temiz olur. Sınıflar, tuvaletler. Bir güvenlikçi tutarsanız güvende olur çocuklar noktasına geldi Türkiye maalesef. Ve bir yandan da eğitimi verecek öğretmenler Şubat ayında yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunundan dolayı son derece rahatsızlar. Bir sınava girmeye zorlanıyorlar. Dinlenmeleri, eğitim öğretim yılına hazırlanması gereken öğretmenleri bir sınava girmeye zorladılar. Mesleği kademelendiriyorlar, biz öğretmenlikte ikinci bir kalite olmayacağını düşünenler deriz Baş öğretmenin Gazi Atatürk olduğunu, bütün öğretmenlerin başımızın tacı olduğunu düşünenlerdeniz. Ama maalesef kariyer sınıfları basamaklarıyla son derece yanlış bir işin içindeler. Öğretmenleri yarıştıran, öğretmenleri ayrıştıran, yandaş sendika üzerinden bir sürü haksızlığı bir kez daha gündeme getiren bir yapıyla karşı karşıyayız. Yüz bin öğretmen atanması gerekirken bu atama yapılmadı. Öğrenciler öğretmensiz, öğretmenler de evde öğrencisiz oturuyorlar. Bu çok büyük bir eksikliktir. Ayrıca özel okulda okuyan, özel okulda çalışan öğretmenler 2014 yılına kadar kamudaki aynı görevi yapan öğretmenden aşağı maaş almıyorlardı. Bu kamuda istihdam edemesem de özelde çalışmaya zorlansan da hiç olmazsa senin maaşını korurum diyordu devlet. 2014'te bir gece yarısı önergesiyle AK Parti oylarıyla o zaman MHP makbul muhalefet partisi ya da iktidarın yancı partisi değil o da retoyu vermişti bizden bir. Geçirdiler ve öğretmenleri asgari ücrete hatta ders saati ücreti üzerinden asgari ücretin altında ücrete mahkum ettiler. Öğretmenlerin en önemli kaybı taban maaş kazanımları ellerinden alındı. Bunların da mutlaka geri gelmesi lazım. Meclis açılınca o 2014 gece yarısı operasyonunu özel okulların lehine yapılan bu operasyonu geri alacak kanun teklifimizi sunacağız. Elleri göreceğiz. AK Parti aynı hak yemenin arkasında duracak mı? MHP o günkü tavrını koruyacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Dün burada Giresun'da karşımıza çıkan arıcıların sorunlarını dile getirmiştik. 40'tan fazla ilden başvuru vardı. Açıklamamızdan sonra dünya kadar memnuniyet telefonu ve yeni şikayetler alırken Tahap Platform Başkanı doğrudan kendini suçlamadık. Aydın milletekini suçladık. Kendisinin eksiklerini söyledik ama önce ilişki kurmaya çalışıp Bizim Aydın örgütümüz üzerinden geçmişte bu konuyu Manisa milletvekilimiz Bekir Başevirgen enine boyuna dile getirmişti. Ordu milletvekilimiz Mustafa güzel dile getirmişti. O dönemlerde suç bizde değil suç iktidarda ben artık onlardan yana değilim. E, efendim bürokratlar falan dün akşam bir tane canlı yayın açıp derdini anlatmaya çalışmış. Çok da iyi yapmış. Kendi hatalarını kusurlarının hepsini ifşa etmiş. Diyor ki sözlerimizi yerine getiremediklerimiz kişilere karşı sözlerimizi yakında yerine getireceğiz. Getirince bir susarız. Ama diyor ki Giresun'dan biz diyor isteyenlere para verdik. Her isteyene parasını vermediniz. Parasını alamayan dünya başvuru var. Giresun'dan para talebi yok diyor. Sen parayı topladığında dolar 8 lira. Şimdi 18 lira. Sen al paranı diyorsun. İnsanlar o parayla o gün şeker alsalardı çok daha fazla bugünden şeker alırlardı. Sen parayı aldı, şekeri vermedin. Duman ettin. Şimdi şeker isteyene o günkü fiyattan al paranı diyorsun. Dünya kadar kişi de paramı da istedim alamadı diyor. Bunu da görmek lazım. Hakkari, Siirt, Adana, Şanlıurfa'dan yoğun telefon aldık bugün sabahtan beri. Ve öyle bir şey diyor ki efendim diyor bu diyor dış güçlerin işidir. Bu diyor arıcıların 15 Temmuz'udur diyor. Göklerden gelen sese engel olamazsınız diyor. İnsan izlerken kahkahaya boğuluyor. Ya deli misin nesin? Ne 15 Temmuz'u? FETÖ mi yaptı bu işi? Parayı toplayan siz, vermeyen siz. Adıyorsunuz ki kusur bende değil bürokratlarda. Tamam bürokratın acını açıkla. O bürokratları atayan da Recep Tayyip Erdoğan onu da söyle net olarak. Efendim arkaya bir bayrağımızdan bir bayrak asmış. Nerede bir tane yalan yanlış işi yapan var. Bayrak inmez. Ya biz bayrak insin demiyoruz ki. Biz parayı ver diyoruz. Arıcıların parasını ver. Arıcıların şekerini ver diyoruz. Yok zamanda insanların paralarını topladın topladın. Şekerlerini vermedin. Bak diyorsun ya Giresun'dan iade talebi yok. Hemen Giresun'lu arıcılar aradılar. Dokuz türlü para gönderdik, iki tır şeker yolladılar, dolandırıldık diyorlar. Meselenin kendisi bu. Ondan sonra bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, arıcıların 15 Temmuz'uyla karşı. Allah Allah. O yüzden biz dileme, biz dile getirmeye devam edeceğiz. Parayı ödersen, daha doğrusu o gün topladığın para karşılığı şekerleri verirsen o zaman susarız. Alın paranı dersen o gün dolara bak, o günkü şekerin fiyatına bak, bugünküne bak. O günkünden para ödemek gibi bir şey. Ona bile razı olanın parasını alamadığına ilişkinde Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar geliyor. Promosyon konusunu dün dile getirdik. Artık basın toplantılarımız interaktif bir hale geldi. Tamam diyor polis 300 çok kötü ama biz de sahil güvenlik 244 lira alıyoruz diyor. Onun da bakanı İçişleri Bakanı. Bir kere de 8 bin lira emekliye özel bankalar verirken bunlar özel bankayla anlaşmış. Polise 300, sahil güvenliğe 244 lira aylık. Yılda 2500 liraya denk geliyor. Öbür tarafta hem peşin 8 bin lira alıyorlar. Bir seferde burada hem taksit hem de çok düşük bir para var. Bu adaletli değildir. Bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Schengen vizesi problemi yaşanıyor. Türkiye pasaportunun itibar kazandığını anlatmaya çalışıyorlar. Efendim işte pasaportumuz itibar. Nasıl itibar kazanıyor? 250 bin liralık ev alana pasaport bedava diye ilan veriyor adamlar. Şimdi o 4 250 bin dolar karşılığı bir ev alırsan evin hediyesi Türkiye Cumhuriyeti pasaportumuş. Daha aşağılayıcı bir şey olmaz. İlanın İngilizcesi var. Almancası, Fransızcası, Arapçası var. Ama Türk pasaportu taşıyanlar çile çekmeye devam ediyorlar. Birincisi Schengen vizesi için çok uzun süre bekletiliyor vatandaşlarımız. İkincisi red oranı çok çok yüksek. Bunu yabancı temsilciler de kabul etti geçen günlerde. Üçüncüsü eğitim için gitmek isteyen öğrencilerimize eğitim öğretim sezonunun neredeyse ilk yarının sonuna gelecek randevular veriliyor. Üç ay dört ay sonraya. Şimdi lazım bize okula gidecek çocuk. Bu konularda sorun büyükken Meksika iki aydır Amerika'ya gideceklerden transit vizesi istemeye onların işlerini zorlaştırmaya başladı. Geçen aydan itibaren Fransa ve İspanya'nın da Paris Havalimanı'nda durup başka ülkeye geçeceksin transit vizesi istiyor. Bu dönemde bu muamele üçüncü dünya ülkelerine yapılmıyor. Artık Türkiye gerçekten çok itibarsızmış gibi davranılan bir ülke haline geldi. Bunun tek sorumlusu kötü dış politika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu konuya bir an önce dışişlerinin deneyimli personelinin deneyiminden yararlanarak bir diplomatik atak başlatarak bütün dünyada bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi muamelesi yaptırmanın kimsenin yaptırmaya kimsenin hakkı yok. Almanya bir süredir Siemens'in Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Yüksek Hızlı Tren İhalesi'ndeki rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Siemens bunu raporuna yazmış. Şimdi tabii Almanya'da öyle açıktan paralar, nakit paralar, sen çantayla yolu hallederizler olmadığı için Siemens ortaklarına ve kamu otoritesine hesap verecek. Hesaplarda 10 milyon avro fark var kayıp. Yazmış demiş ki ben bunu Türkiye'deki yüksek hızlı trende rüşvet diye dağıttım. Alman kamu otoritesine de bu rapor gitmiş. Çalkalanıyor Almanya. Bizde tık yok. Alman yapımı film izliyorlar sanki. Film değil arkadaşlar gerçek. Adamlar Türkiye'de rüşvet dağıttık diyor. Ka kademe kademe yazmış. Aracılara ne vermiş? TCDD'ye ne vermiş? Koline ne vermiş? Kolin, beşli çetenin kolini. Siemens Türkiye'ye ne vermişler, onlar ne dağıtmış? Bir de yüzde otuzunu diyor, yani üç milyon avroyu da Türk devlet görevlilerine verdim. Kim bu üst düzey Türk devlet görevlileri? Kimse merak etmez mi? Aha da odası burada. Kit komisyonu. Bunlar yazın çalışma kararı aldılar. Kit komisyonu başkanı. Devlet Demiryolları Kit. Denetleyecek olan Sayıştay, hesabı soracak olan sensin. Sayıştay raporunda böyle bir şey yok, olmaz tabii. Siz niye harekete geçmiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? 3 milyon avro rüşvet vermiş üst düzey Türk devlet yetkililerine diyor. Kimdir bu diye sormayacak mısınız? Siemens'i çağırmayacak mısınız? Alman hükümetine yazmayacak mısınız? Almanya'daki o raporu yazanın bu isimleri dökmesini istemeyecek misiniz? Savcılığa sıçtığınızda bulunmayacak mısınız? Neden? Neden bulunmuyorsunuz? Çünkü çorap söküğünün nereye vardığı belli değil. Çorap sökülecek ya acaba nereye varacak? O zaman niye çalışma kararı alıyorsun yazın? Kışın kış uykusundasın, yazın da yaz uykusuna yat. Bu kadar yolsuzluk varken yargı susuyor, yürütme susuyor, maalesef yasama organı da susuyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Devamı, devamı seneye arkadaşlar. Seçimden sonra. Bu sis perdesi de aralanacak. Seçmen sandığa girecek, kabine girecek, perdeyi çekecek. AK Parti MHP dışında bir oy verecek. Bu ülkede iktidar değişecek. Perdeyi aralayınca bütün sis perdesi aralanacak. Başka çare yok. Siemens yolsuzluk dosyası seneye gösterimde. MHP'nin Manisa'daki yolsuzlukları seneye gösterimde. SPK'nın başındaki adam ve milletvekili kardeşinin yolsuzlukları seneye gösterimde. Maalesef bu sene oynatacak ama makinistin oynatacak yerleri arıyor. Ondan oynatamıyorlar. Seneye izleyeceksiniz. NATO görevindeki Türk uçakları Yunanistan'a ait S-300 füze sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Bu olay nedeniyle Yunanistan'ı defalarca kınadık. Bir daha kınıyoruz. Buradaki kameramanını değil, buradaki muhabirini değil, hepsi çok kıymetli insanlar. Ama şu A haberi yöneten aklı da kınıyoruz. Dün ne dedim ben burada? Dedim ki Yunan adaları silahlanırken biz defalarca yazdık. Soru önergeleri verdik. AK Parti kulağının üstüne yattı. Duymuyor numarası yaptı. 10 yılın sonunda seçim yılında adaları silahlandığı akla geldi dedim. Sen dedim bir gece ansızın gelebiliriz diyorsun. Bu dedim üçüncü genel başkanımız Karo olan Ecevit'in lafıdır dedim. Uyardı uyardı diploması yaptı sonuç alamayınca adaya uçtu. Barış götürdü dedim. Sende var mı o yürek dedim. Ama almış Sadece diplomasiyi kesmiş, bilmem neyi kesmiş, CHP'den Yunanistan'a tepki gelmedi, diplomasi dedi, barış dedi. Elbette barış. Atatürk dedi diye, yurtta barış, cihanda barış. Elbette diplomasi ama burnumuzun dibindeki adalar silahlandırılıyor, on yıldır itiraz ediyoruz, on yıldır susuyorsunuz, on yıldır. Şimdi gelmişler, efelik taslıyorlar. A Haberi yöneten akıl da kırp 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 o zaman harfleri kesin konuşmayı baştan siz yazın. Hiç utanma sıkılma yok mu kardeşim? Montajdaki kardeşim lafım sana da değil böyle montajda diyen o tepedeki şuursuza o tepedeki böyle her şeyi göze alabilene. Ne kameramanıyla ne muhabiriyle ne montajcısıyla bir derdimiz yok ama bu yalanları yapan var ya sen biliyorsun kendini yaptırıyorsun ya. İşte seneye sen göreceksin gününü. Seneye bunların hepsinin hesabı bağımsız yargı önünde verilecek. Dezenformasyon. Bundan ötesi var mı ya? Biraz ahlak olur ya. Birazcık insaf olur ya. Edilmemiş yapı etmiş gibi haber yapmak, buna sığınmak değil nesi? Bunu sana özel yapıyorum. Sen izle. Kimsenin izlemeyeceğini biliyorum. Bu işler olsun. Yargı önünde bunların teker teker hesabını vereceksiniz. Hepsinin hesabını vereceksiniz. İktidar değişirse ben de bittim diye düşünen kim varsa hakikaten sen bittin. Ama normal vatandaş, gazeteci, muhabir, kameraman, oy verenler iyi olsun diye AK Parti oy olanlar değil. Ama bu kirli siyasetin parçası olanlar bu dünyada da öbür dünyada da yakanızı bırakmayacak bunlar. Bu yaptığınız haksızlıklar bırakmayacak. Peki bu S300, S400 var. Ne oldu peki S-300'lerle bize radar kilidi atmışlar. Cevap verelim. S-400'lerle radar kilidi atalım. Nerede bizim S-400'ler? Gelirken uçak havalanırken canlı yayın. Havadayken bol bol yorum. Uçak piste inerken milli takım gol atmış gibi bağırıyordunuz. S-400'ler geldi. Nerede S-400'ler? Eskişehir'de hangarda dünyanın en pahalı hurdalığına çevirdiniz. Hani S-300'lerle kilit atıyorsa S-400'den de sen kilit at bakalım. Ne oldu? Biden bunun kulağına kilidi attı ya. Gık diyemiyor. Hadi S-400'den geçtim. Bizim bir F-35 vardı onu kaldıralım. Biden vermiyor. Yalvar yakar F-35 olmuyorsa F-16 verin. Böyle yapmış Biden. Olumlu gördüm diyor. Bak F-35 S-400'ü aldı. F-35'ten atıldı. F-16 ver dedi. Biden böyle bu Biden'ı olumlu gördüm. Hani olumlu? F-16'da yok. F-16'ları yenilecektin o bile yok. Yedek parça yollamıyor adam sana. Hadi buna bir tavır alalım. Şu an yapamayız. Çünkü Biden'ı ikna edip bir şekilde para bulup iktidarda tutunup beş yıl daha milletin canını okumak istiyorlar. Millet bu numaraları yemez. Seni ne Biden kurtarır. Ne Putin kurtarır ne dünyanın başka liderleri kurtarır. Seni bu seçmenin elinden kimse kurtaramaz. Bu seçmen sandıkta bunların hepsinin hesabını soracak. Son olarak birkaç rakam söyleyip bitirelim. Orta vadeli program 2023 hedeflerinin iflas belgesi. Türkçesi bu. İcra rekoru, borç rekoru, enflasyon rekoru, cari açık rekoru, Türkiye ekonomi modelinin iflas belgesi ve sonuçta karşı karşıya önümüzdeki tablo şu. Icra dosya sayısı yüzde yirmi artmış. Geçen sene bugüne göre. Yüzde yirmi üç. Kobilerin toplam borcu yüzde kırk artmış. Vatandaşın borcu üç ayda sadece üç ayda yüzde yirmi artmış. Yani üç ayda bir nokta bir milyardan 1.3 milyar TL'ye çıkmış. 200 milyar vatandaş 3 ayda ilave borçlanmış. Bütçe açığı 2 ay önce yaptıkları ek bütçe var ya başta bütçe yaptılar çöktü. İkinci bütçe yaptılar. O bütçeye göre 278 milyar açık verecektik. OVP'ye göre yıl sonunda orta vadeli programa göre 461 milyar vereceğiz. Yani iki ayda Verecekleri açığı da yüzde 65 revize etmişler. Bu gösteriyor ki gelecek senenin bütçesi ki 2023 enflasyonunun yüzde 25 hedefine göre hazırlanacağını söylüyorlar 2023 bütçesinin öyle olunca yapılmadan o bütçede çöktü. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin elinde Türkiye iflas etti. Bu Türkiye'yi iflastan kurtarmak Ak Parti'nin elinde değil. Cumhur İttifakı'nın asla değil ama sadece ve sadece bir kişinin elinde o da seçmenin elinde. O mühürle liyakatla yönetecek çalmadan çaldırmadan çırpmadan çırptırmadan kimseye haksızlık yapmadan devletin televizyonunu ajansını yalanlarına alet etmeden dürüst namuslu şeffaf yönetecek ve iyi yönetecek kadrolar Türkiye'yi bu işten kurtaracak. Çünkü Siyaset öncelik belirleme işi. Türkiye'nin her şeye yetecek parası var, her şeye. Ama sen önceliği beşli çeteye verirsen, sen önceliği o beşli çetenin etrafındaki 20-25 tane şirkete verirsen, sen önceliği sürekli zengine verirsen, sen zengine paranı faizde tut ama dolar artarsa farkı garibanın bütçesinden alır, sana veririm dersen bu hallere geliriz. Siyasi öncelik belirleme işi bizim önceliğimiz çalışanlar, gençler, işsizler, emekliler, esnaflar ve çiftçiler. Bu önceliğimiz olan ve bugün evine maaş girmeyen her aileye aile sigortasıyla bir asgari ücret ödeyecek iktidarımızda bu sıkıntıların hiçbiri kalmayacak. Ondan sonrasını AK Parti'nin semirttikleri düşünsün. Onlardan alınacak, vatandaşa verilecek, halka verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapılacak işin özeti budur. Bu sıkıntılardan kurtulmanın da tek yolu budur. Benim söyleyeceklerim bu kadar soru varsa cevaplayalım. Bir, benim sorum Tabii. Şöyle bir değerlendirmem var. Deyin ki A Haber'deki o dün akşam o haberi yapan ne meslek ahlakına ne kişisel ahlaka sığmayan kopyalayıp yapıştırıp demediğimiz lafı de dedi diye yaptıran akla sunucuya da demiyorum montajcıya da. Özgür Bey bugüne kadar her sorumuzu cevapladı. Ama sırf sana inattan A Haber'in bu sorusunu sen cevaplayacakmışsın şimdi. Sen cevapla kardeşim. Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi. Demediğim lafı dediriyorsun ya kardeşim. Bunu da sen cevapla. Başka soru varsa ben cevaplayayım. Teşekkür ederim.